geldik. Koçtaş'a geldik arkadaşlar. Koçtaş'tayız. Buradan kapı kolu bakacağız. Birkaç tane ihtiyacımız var. Onlara bakalım dedik. Babam da arabayı park ediyor. Girelim bakalım. Şöyle şunlara da bir bakalım. Bizim köye. Burada da bir tane varmış küçük ama 3500 lira. Bu şekilde içeri bir girelim bakalım. Burada da yastıklar var arkadaşlar. Yastıklar, fıstık, nevresim takımları mevcut. Şu paspası ben beğenirdim bir zamanlar. Şu da güzelmiş. Ne kadar? 650 lira. Burada da kesim yeri. Güzel değişik halılar var. Değişik güzel halılar var. Oo, şu da çok güzel, otantik. Güzel hasır bir halı. Ne kadarmış? 2200 lira. Arkadaşlar bu da 2200 lira. Güzel bir halı. Onlar şey, eskinin dokuma halılarına benziyor da dokuma mı? Dokuma. Değil. Makine dokuması. Güzel modeli. Dijital baskılı bunlar da. Burada da bu şekilde. Buna da evliyim. Onlar da güzel. Paspaslara da güzel şu karşıdakiler. Kapıdakileri görüyor musun? Şöyle paspaslar. Onlar peluş mu? Ekonomik şey mi? Hı hı. Evet arkadaşlar, burada mercimeğimiz var. Mercimek köftesi yapacağız. Bugün kendimize gün menüsü hazırlıyoruz. Burada da annem sarma koydu. Sarmamız pişiyor güzelce. Bu şekilde mercimeğimiz vardı burada. Mercimek köftesi yapacağız. Güzel bir şekilde. Burada da şeyimiz var. Hamurumuz var. Mayalanıyor. Güzel bir bununla da poğaça yapacağız. Arkadaşlar böyle. Bugün bu şekilde. Evet, hamurumuz mayalandı. Annem şimdi açıyor arkadaşlar. Peynirli poğaça. Burada da mercimeğimiz var. Bakalım sıcak değilse. Sarmamız da pişiyor bakın. Bugün kendimize gün yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün poğaçamız, böreğimiz. Çocuklar evde. Dışarıda yağmur, kar yağıyor. Sabah çektim kar yağışında. Evet. Kar da yağıyordu. Şimdi durdu gerçi de. Biraz durdu artık. Ama soğuk, iyi soğuk var. Bu şekilde biz de. Poğaçamı yapayım, peynirli poğaça yapayım bugün. Bugün de kendimize gün gibi böyle. Çocuklar her zaman yanımızda bulamıyoruz. Çalışıyorlar. Bugün de böyle yapalım dedik. İzinliyiz hepimiz, evdeyiz zaten arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapıp yiyelim güzelce bir mercimek köftesi. Beren. Ne yapıyorsun bakayım? Beren kızıma da yapıyorum ben. Değil merhaba kızım? De hadi. Bir el salla bakayım. Evet, burada Beren. Bir de şöyle yapıyorum. Öyle yapacaktım. Dene bakalım, bir de o şekilde.
Hazır poğaçalar gitti. Bir şey olmadı. Ayağa kaydı bebeğin. Düşmeni mi yapıyorlar? Aynen o şekilde doğru. Tam ortasından. Beren? Ne oldu bebeğim? Evet, Beren de şimdi hamura başladı arkadaşlar. Bakalım yapıyor benim kuzum. Yap bakalım bir. Hı, sen ne yapıyorsun şimdi? Hamur yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Evet. Ben kızımın hamurunu içti. Onu serpelim şöyle. Oo. Hadi yap kızım. Hadi yap güzel yap da ben de yiyeyim bakalım. Hı? Oklavayla da açıyor. Poğaça bak bak ben. Bak. Ne yapıyorsun bakayım sen? Poğaça yapıyorum. Börek yapıyorum. Börek yapıyorum ya kızım. Börek yapıyormuş. Hadi bakalım yapsın. Beren burada börek yaparken... Annem de burada yapıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Mercimeğimiz de olmak üzere. Bir bak ona da. Ama iki bardak mercimek koydum. Hı hı. İki bardak da ince bulgur kısırlık. Ondan koyacağım. Azıcık bekleyecek. Sonra kum soğanla şey yapacağız. Kuru soğan, maydanoz. Hı. Baba sen açıver bir kapıyı. Beren'in böreği. Beren börek yapıyor. Allah'ım. Hadi yap bakayım. Bir oklavayla şöyle aç bakayım. Bir şeklini ver güzelce. Ha? Yap 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 yap. Şöyle bastır bastır. Hı? Kime gitmişmiş? Açık gelsin ha. Evet güzelce hamurla şöyle dur bir de şöyle çevirelim. Heh, biraz da burasını yap. Heh. Allah'ım ya Rabbim. Beren bize börek yapıyor. Allah'ım. Hmm. Allah'ım Allah'ım. Bak bak bir de şekil veriyor bir de şekil veriyor. Bir de şöyle şöyle yapıyor. Beren'in poğaçası benimkinden daha güzel olacak. Evet güzel olacak kuzum. Torunla yapılan poğaça. Mercimeğin içine 2 bardak da ince bulgur attık. Şimdi o altını kapattın mı? Evet. Tamam, altı kısıktaymış arkadaşlar. Tamam, bu biraz kabaracak. Ondan sonra diğer işlemine geçeceğiz. Yoğurma işlemine geçilecek. Hı. Ne güzel oldu ya. Anneannesinden birine hamur dersleri. Yuvala kızım sen ellerini. Anneannesi gibi güzel güzel hamurlar yapsın. Bizler de yiyelim. Merve de burada şey yapıyor. Yumurta sarısı sürdü. Üzerine de çörek otu atıyor bakın. Şu tavuğu şey yapısı orada kablarsın. Şundan herhalde bir tepsi daha çıkar. Mayasını alsın. Üç elden güzelce hamur yapılıyor. Ya Beren'in hamurları yapılıyor. Evet. Fıstığım yapıyor güzelce. Kar da yağmaya başladı yine. Yağıyor. Bakın şöyle. Kar da yağmaya başladı. Hava da iyice soğuk bu arada. Epey soğuk hızlandı. Aa. Hızlandıyınca. Of soğuk. Evet fırına girdi ilk tepsimiz. Şöyle bakın. Sarmamız pişti. Bakın o. Şöyle güzelce görünüyor. Burada da poğaçamız. Şimdi burada şeyini hazırlayayım. Mercimekli köftenin iç ağacı için. Soğanları doğruyor annem. Beren hala burada hamuruyla. Hamur yapıyor. Fırınımız bu şekilde arkadaşlar. Oh nasıl kabarmış bakın. Bak güzelce kabarıyor. Desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olarak
bol bol desteklerinizi bekliyoruz. Bol yağın içinde. Bir daha yağ koymuyoruz bunun içine. Mercimekli köftenin iç harcı. Bol yağ içinde soğanı şey yapıyor. Annem kavuruyor. Bir daha yağ koymayacağız. Sarmamız da pişti. Çayımızı da koyduk. Güzel oldu da. Evet, şöyle poğaçalarımızı göstereyim. Bakın. Çok güzel olmuş. Bir yer ayarlayalım da. Çayımız da burada arkadaşlar. Evet, bu ilk tepsimizi fırından çıkarttık. Şöyle ikinci tepsiyi koydu annem. Diğerlerini de şey yapıyor. Yumurta sarısı sürüyor. Burada da soğanımız. Kavrulsun. Evet, soğanlar kavrulurken annem biber salçasıyla domates salçasını da koydu şöyle. Onları da bir soteleyecek. Şöyle bakın. Biraz da bunlarla pişsin. Evet. Yunus Emre de burada. Emir'i kucağında. Beren de burada hamur yapıyor daha. Beren hamur pişmedi. Bizim hamurlarımız, bizim poğaçalarımız kızarıyor. Arkadaşlar böyle. Evet, şöyle salçasını da döküyor anne. Şöyle şey yapalım. Sıcak gitsin. Evet, annem yoğuruyor böyle. Maydanozunu da katalım. Bir şöyle özleşsin. Evet, şöyle de maydanozunu da koymuşlar içine. Bu şekilde sıkıyorlar. Sıkacağız, bunu anlayıp çay da demlenmiş ama. Evet arkadaşlar, sarmamız, poğaçalarımız, annem turşu çıkardı, şöyle limon doğruyor. Evet, şöyle masamızda hazırladık yeşilliklerimiz, sarmamız, poğaçamız. Arkadaşlar böyle bizlere afiyet olsun bakalım, bugün kendimize gün. Beren Hanım da burada, benim aşkım, benim balım, bal. Evde de oyuncaklarımız falan bu şekilde arkadaşlar. Berenciğim, poğaça yiyeceğiz mi? Börek yiyeceğiz mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım, kendisini örtüyor. Bakın bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun tekrardan.